Sesli köşelere hoş geldiniz. TR724'te yer alan Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın kaleme almış olduğu Rusya-Avrasyacılığı Türkiye dahil İslam dünyasını nasıl algılıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Rusya'nın özgün özelliklerinden biri bünyesinde barındırmakta olduğu milyonlarca Müslüman Rusya vatandaşı. Böylelikle Rusya dünyada en çok Müslüman yaşayan ülkelerden biri olması. Rusya Müslümanlarının önemli bir bölümü Türkiye ve Kafkas kökenli. Bir bölümünün Rusya Federasyonu'na bağlı, en azından kağıt üzerinde otonom cumhuriyetleri var. Bazıları ise Rusya içerisinde varlıklarını sürdürmekte. Rusya'nın güney kanadı neredeyse tümüyle Müslümandır. Kuzey Kafkasya topraklarında Çeçenler, Apazlar, Dağıstanlılar gibi birçok halk kendi bölgelerinde kısmi öz yönetimsel haklara sahip olmak suretiyle varlıklarını devam ettirmektedirler. Aynı şekilde Orta Asya bölgesiyle uzun bir sınıra sahip olan sınır bölgelerinde güneye doğru inildikçe giderek yoğunlaşan bir Müslüman bakiye mevcut. Güneydeki cumhuriyetlerin Sovyet geçmişlerine binaen, Rusya'nın son derece derin ve köklü kültürel, siyasi ve ekonomik bağlarla bağlı olduğu bir Müslüman ağırlıklı coğrafya var. Dahası gerek Orta Asya'da gerekse de Güney Kafkasya'da yaşayan Rusya'da Rusofon bir nüfus vardır ve Rusya fiilen bu nüfusun hamisi konumunda. Bu nedenlerden ötürü Avrasyacılık ideolojisinin Müslümanlara yaklaşımı, Müslümanlık algısı ve kimlik politikalarına ilişkin fikirleri elbette önem taşımakta. Çok kutupçu bir yaklaşım olarak Avrasyacılık, Müslümanları ve İslam'ı bir nesnel girdi olarak dış politika analizlerine dahil ediyor. Avrasyacılık stratejisi içerisinde çağdaş Avrasyacılığın en önemli kuramcısı ve uygulanan Rus dış ve güvenlik stratejisi üzerinde etkili bir isim olan Alexander Dugin'in yaptığı tasnif kanımca bu konuya ışık tutuyor. Dugin'e göre İslam dünyası A. Vahabilik, B. Şia, C. İslami sosyalizm ya da Bağızçılık, D. Seküler, laik rejimler olmak üzere 4 kategoride siyasi olarak değerlendirilmektedir. Bu kategorilerin ardından nitelenen grupları Avrasyacı strateji Atlantikçi olmak ve olmamak kıstasına göre 2 ana gruba ayırıyor. Buna göre A ve D grupları aralarındaki iç politik ve sosyolojik farklılıklarına karşın Atlantikçi gruba tasnif edilmektedir. Suudi Arabistan ve eski Türkiye bu grupların tipik örnekleridir. Vahabi İslam, Avrasyacı ideolojinin algısına göre petrol şeyhlerinin otoriter idaresi altında Atlantikçi ABD'nin ileri karakolu görünümündedir. Suudi Arabistan ve ABD arasında güvenlik politikaları ve ekonomik ilişkilerin sarmalandığı karmaşık bir işbirliği ilişkisi malumdur. Laik yönelimli Müslüman ülkelerde Batı tarzı siyasi kurumların ve ekonomi politikalarının adapte edildiği ve uygulandığı bir grup. Bu bağlamda örneğin eski Türkiye Moskova tarafından bir NATO üyesi olarak hem tamamıyla Atlantikçi kampta yer alan bir ülke olarak görülüyordu, hem de ABD ile askeri ve güvenlik politikalarında son derece yakın ilişkilere sahip bir aktör olması bakımından önemi haizdi. Özellikle jeostratejik bakımdan Türkiye'nin Batı'nın parçası olan güvenlik ve savunma kimliğini dönüştürmek, Moskova'ya bu bağlamda dikkat çeken stratejik avantajlar getirecektir. ABD ve Batılı müttefikleri İslam coğrafyasında kendilerine yakın gördükleri bu iki tipteki modellerle yakın ilişkiler kurarken sorunlu ilişkilere sahip oldukları bazı rejimler de mevcut. Rusya için Atlantikçilerle sorunlu olan ülkeler potansiyel müttefiklerdir. Bunların başında B ve C grupları geliyor. İslami sosyalizm ve Bağızçı yönetim modelleri eskiden Sovyetler Birliği'nin doğal müttefiki ve askeri malzeme müşterisi iken Dugin bu rejimleri ileride dönüşüme tabi tutulacak ve köktencileşerek rejim değişikliğine gidecek ülkeler olarak nitelendirmektedir. Her ne kadar Bağız tipi rejimler ideal müttefikler de olsalar bu sosyolojik ve politik dönüşüm bu tür ülkeleri Rusya'nın potansiyel müttefikleri olmaktan alıkoymakta. Örneğin Irak Saddam Hüseyin döneminden sonra belirgin bir biçimde ABD ve Atlantik kanadı etkisine girmiş olması bakımından Avrasyacı stratejinin verdiği örneğe birebir uymakta.
Şia grubu ise elbette farklı. Bu grup Avrasyacılık stratejisi için en uygun olan İslam halklarını ve ülkelerini kapsıyor. Jeopolitik okumayla Avrasyacı stratejiye göre Şia, İran ve Irak'taki Şiiler Batı'ya ve Atlantikçiliğe karşı ciddi rezervlere sahiptir. Daha farklı bir ifadeyle Şii dünyası, sahada batılı kurumlara ve ABD başta olmak üzere batılı aktörlere karşı ciddi bir reaksiyon tutum sergilemekte. Bunu kısmen kimliklerine entegre etmiş bulunmaktadır. Bu özellikleriyle Rus Avrasyacılığının doğal müttefikleri olarak görülmektedirler. Bu bakış çerçevesinde Rusya'nın İran'la ittifakını daha iyi anlayabiliyoruz. Aynı şekilde Moskova'nın Vahabi Selefi İslam'a nazaran Şii grupları Orta Doğu'da desteklemesini de doğru bir kontekste okuyoruz. İşin en can alıcı noktası şu. Avrasyacılık, Atlantikçilerin Orta Doğu'da belirleyici ya da etkili bir güç olmalarını kendi çıkarları açısından çok olumsuz olarak değerlendirmektedir. Bu görüşün temeli ABD ve NATO'nun Soğuk Savaş'tan beri uyguladığı çevreleme politikasıdır. Bu çevreleme politikasına daha önce özellikle Doğu ve Güneydoğu Avrupa bağlamında değinmiştim. Soğuk Savaş'ta Afganistan'a Atlantik topluluğu tarafından verilen destek bu yaklaşımın en tipik bir örneğidir. Dahası günümüzde bu siyasetin eski Sovyet toprakları olan, hatta Sovyet öncesi Rusya'nın eski etki alanı olan topraklarda uygulanmaya çalışılması, Avrasyacı bir okuyuşla son derece düşmanca bir tutumdur. Arap isyanları sonrasında özellikle Suriye'de gerçekleştirilmek istenen rejim değişikliğine Rusya'nın gösterdiği refleks bu kontekste daha iyi anlaşılmaktadır. Moskova'nın Avrasyacı gözlükleriyle okuduğumuzda Baas rejiminin iktidardan uzaklaştırılmasıyla Atlantikçi politikalara uygun hareket edecek bir yeni yönetimin ya da rejimin iş başına gelmesi Rusya'nın bu ülkede hali hazırda sahip olduğu etki gücünü çok zayıflatacak, hatta tamamıyla ortadan kaldıracaktır. Dahası Akdeniz'de sahip olduğu tek deniz üssü Tartus'un akıbetini belirsizliğe itecektir. Yani Suriye'de Rusya'nın takip edebileceği geldiği politika Avrasyacı ideolojinin temel varsayımları ve ilkeleriyle uyum gösteriyor. Aslında bu ideoloji Rus çıkarlarını önceleyen ve gerektiğinde sert güç unsurlarından, askeri güç projeksiyonundan da yararlanmaktan çekinmeyen bir doktrini kapsıyor. Suriye örneğinin Ukrayna örneğiyle beraber okunması durumunda ise Rus dış politikasında mevcut bir düzenlilik göze çarpıyor. Buna göre Rusya'nın Ukrayna ve Suriye politikaları esasen Avrasyacı bir algıyla okunan koşullara göre Rus karar alıcılarının ABD ve Batı'nın kalpgahı çevrelemelerinin önünü almak için olduğu görülüyor. Benzer bir tepki Rusya tarafından Gürcistan Savaşı'nda gösterildi. Rusya bu yolla, sert güç kullanımıyla Gürcistan'ın NATO'ya üye olmasına engel olmayı başardı ve ABD bu durumu sessizce kabullenmek durumunda kaldı. Dediğim gibi nükleer ve konvansiyonel süper güç Rusya karşısında Atlantik topluluğu güç kullanımı opsiyonuna sahip değil. Bunu Türkiye söz konusu olduğunda yapılan hesaplarda kullanmak için bir yere not edin. Rusya bugün Çarlık Rusyası'ndan ve SSCB'den beri uyguladığı anti-Atlantik stratejisini devam ettiriyor. Bu strateji ideolojik parametrelere göre inşa edilmiyor. Bilakis realist bir kurumsal gözlükle Rusya'nın Atlantik kanadını dengelemesi üzerine inşa edilmiş olan mantıklı bir strateji var. Avrasyacılık Moskova tarafından uygulandığı şekliyle kendi içinde tutarlı. Elbette kimliksel bakımdan Rusyalılara yani etnik Ruslara ve Rusofon olarak adlandırılan diğer etnik vatandaşlara bir ortak kimlik sunuyor. Kendi ülke millet bütünlüğüne hizmet ediyor. Rusya güvenliğini önceliyor. Kendisi için tehlikeli gördüğü NATO'yu yakın coğrafyasından uzaklaştırmak amacında. Özellikle 1700'lerden beri göz diktiği Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Atlantik hattının kilidini elindeki anahtarlarla kontrol eden Ankara'nın NATO'dan koparılması Moskova için hayati bir kazanım. 1945 sonrası Rusya tarafından da izlenen bu politika, Boğazların Rus kontrolüne
işgal deyin ona siz, girmesini ve Kars, Ardahan gibi o zamanki Türkiye-Rusya sınırında olan stratejik bölgelerin Rusya'ya verilmesini talep etmişti. Türkiye o dönem bugün olduğu gibi kendi imkanlarıyla bu Rus yayılmacılığına karşı koyamadığı için ABD'nin yardımını istemiş, böylelikle Marshall yardımı ve Truman doktrini çerçevesinde Yunanistan'la beraber askeri ve ekonomik korunma altına alınmıştı. Bu olmasaydı Türkiye Doğu Avrupa gibi Rus uydusu olacaktı. Türkiye'nin NATO'ya girişi tümüyle Rus yayılmacılığı endişesinden dolayı gerçekleşmiştir. Atlantik savunmasında üstlendiği rol bu bağlamda Avrupa güvenliğini sağlamaktı. Hepimiz birimiz için doktrini üzerine inşa edilen Atlantik Savunma Cephesi'nin Güneydoğu kanadındaki sağlam duvar Türkiye'ydi. Bugün stratejik işbirliği yapılan ve uğrunda NATO-ABD'den uzaklaşılıp kendisine yanaşılan Rusya aynı Rusya'dır. İzlediği Avrasyacılık stratejisi aynı stratejidir. NATO'dan fiilen koparttığı Türkiye, Rusya için kolay avdır ve üstelik onu tek kurşun atmadan tümüyle oynadığı stratejik satrançla ele alıyor. Türk Avrasyacılığı nedir? Bunu anlamadan önce nelere mal olacaktır? Bunu anlamak çok daha mühim. Bunu da bir başka yazıya bırakalım diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.